Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Allah sıhhat, afiyet, sağlık versin inşallah. Ee, bu akşamki konu Suud Krallığı ile ilgili arkadaşlar. Biliyorsunuz Su, Suud Krallığı'nda son zamanlarda çatla, çatlaklıklar söz konusu. Yani Suud Özellikle Suud Prens ülkeyi berbat bir hale getirdi ve Suud halkı, Suudi Arabistan'daki gerçek Müslüman halk aslında bu baştaki Vehhabi yöneticilerden oldukça rahatsızlar ve bu rahatsızlıkların da zaten her seferinde dile getiriyor halk. Oradaki halk her şeyin farkında. Yani şu an Suudi Arabistan'ı İngilizlerin yönettiği ABD'nin baskısıyla bir takım şeylerin olduğu ortada ve bunu halk en iyi şekilde biliyor zaten. Ve arkadaşlar biliyorsunuz Kabe-i Şerif Kabe-i Muazzama da bu topraklarda olduğu için bu bütün İslam alemini çok ilgilendiren bir durum. Ve tamamıyla da ee, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili bir takım şeylerin olması gereken bir bölge. Mesela e, bu Suud Krallığı e, ne zaman çökecek? Yani ne zaman gerçek Müslümanların eline geçecek burası? Bunu hep sorgularım. Ve sanırım Mehdi Aleyhisselam zuhur edene kadar bu Krallık çökmeyecek şu an her ne kadar sarsıntılar yaşasa da Amerika'nın ve İngilizlerin gücüyle ayakta duruyor ee, ve İngilizler siyonizm Amerika kimi isterse e, su Suudi Arabistan'ın başında çok rahat tutabiliyor Çünkü krallıkla yönetilen bir ülke ee, seçim olayı olmadığı için babadan oğula geçme bir sistem var ve halk bundan aslında oldukça rahatsız bir durumda. Bu krallığı çökertecek kişi de inşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dır çünkü Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı yönetim sistemiyle e, yönetim sistemi karşısında bütün diğer bütün sistemler çöküntüye uğrayacak. Zaten başladı bu bu hareket başladı birçok ülkede rejimler değişti biliyorsunuz Arap baharında onlarca ülkenin rejimi değişti hakeza İngilizlerin bile rejim değişikliğine gittiğini görüyoruz Avrupa Birliği'nden çıkıyorlar ve yalnızlaşıyorlar arkadaşlar bunun yanında Avrupa Birliği zaten çöküntüde bunu biz demiyoruz. Kendileri itiraf ediyorlar. Avrupa Birliği eski gücünü kaybettiğine dair kendileri açıklamalar yapıyorlar ve Avrupa Birliği'nin etkisinin dünya üzerinde hiçbir etkisinin kalmadığını da yine Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizlerin hepsi söylüyor. Şimdi olaya baktığımızda Avrupa Birliği ve Amerika Güney Amerika, Kanada hepsi birlikte şu an çöküntüye geçmiş durumda. Ve yükselen güçler farklı ülkeler. Çin yükselen bir güç fakat Çin'de de farklı sesler var. Çin'de de farklı bir hareket söz konusu. Şu an dünyada çok hızlı bir şekilde büyüyen Tek ülke var o da Türkiye Yani hem bölgedeki sorunlarla Mücadele veriyor bir yandan Bir yandan da hızlı bir şekilde Hem teknolojik alanda hem de e, Silah sanayi alanında Büyük icraatlar yaparak e, gücünü 10'a 50'ye 60'a 100'e katladı Ve Türkiye'nin yükselen bir güç olması da Süper güç olma yolunda çok güzel bir gelişme Hatta bazı youtuberları izlemişsinizdir Soruyorlar İngiltere'de mesela halkla röportaj yapmış Süper güç olan ülkeleri bize sayar mısınız diyorlar İşte Amerika, Çin, Rusya, İngiltere ve Türkiye'yi de sayıyorlar artık Çünkü askeri olarak zaten Türkiye'nin ilk sırada olduğunu hepsi söylüyor Artık herkes farkında yani Türkiye'nin ne durumdan nerelere geldiğini bütün dünya kabul ediyor. Ne yazık ki içimizdeki o görmezler. At gözlüğüyle göz gözlerinin çevreleri kapalı olan o körler ne yazık ki görmüyor. Sağırlar ne yazık ki işitmiyor. Ama dünya her şeyin farkında. Onlar da gün gelecek, onlar da görecekler. Onlar zaten biliyorlar da işte başımızdaki namaz kılan adamdan dolayı kabul edemiyorlar. Yani başımızdaki şarap içseydi onlar zaten her köşe bucağı heykelini dikerlerdi. Bundan emin olun. Ama ne yazık ki onların suyundan gitmeyen bir adam var. Şarap içmiyor. Alkol tüketmiyor. Sigara içmiyor. Sigarayı yasaklıyor. Namaz kılıyor. Göz göre göre Cumhurbaşkanlığında namaz kılıyor adam. Ve bundan Dolayı da hiçbir zaman kabul etmeyecekler Erdoğan'ı. Bunu hepimiz biliyoruz. Onlar da iyi biliyor, biz de çok iyi biliyoruz. O yüzden bizim açımızdan sıkıntı yok. Ee, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini onlar da kabul ediyorlar. Bundan emin olun. Sadece gururlarını yediremiyorlar. Ee, evet, Türkiye bölgede hızlı bir şekilde yükselmeye devam ederken aynı zamanda İslam aleminin de kucaklayıcı bir tavır sergileyerek e, İslam aleminin çatısı olmuş durumda. Çünkü bugün herhangi bir İslam ülkesi sıkıştığında e, ilk kurtarıcı olarak özellikle Türkiye taraftarı olan Arap ülkelerinden bahsediyorum. İlk kurtarıcı olarak e, Türkiye'den e, yardım istiyorlar. Türkiye'ye sığınıyorlar ve Türkiye'yi bir abi olarak gördükleri için dış güçlere karşı hemen kendilerini Türkiye'nin yanına atıyorlar ve bunu yaparak zaten çok iyi bir adım atmış oluyorlar. Hem Türkiye'ye karşı şöyle bir durum var bir de arkadaşlar. Arap ülkelerinin bazı iş adamları yani dünya devi iş adamları çok gizli büyük iş adamları İsviçre bankalarından paraları alıp Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Türkiye'ye aktarıyorlar bu paraları bankalar üzerinden büyük transferler gerçekleştirerek ve bu paralar Türkiye'ye emanet ediliyor. Bunun tek sebebi de Türkiye'yi bir abi olarak gördükleri için, Türkiye'nin süper güç olması için Amerika'ya karşı süper güç olması için bu hareketi, bu hamleyi yaptılar. Ee, kuvvette de aynı şekilde, yani Erdoğan'a güvenen birçok iş adamı var. Ee, belki ülke liderleri, krallar Erdoğan'ı sevmiyor olabilir. Bazı ülkelerden bahsediyorum. Ama halkın içinde gerçekten Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı büyük bir güven var. Ee, bunlar da, bu güvenen iş adamları da Sırf Türkiye'nin yükselmesi için, süper güç olması için ve kendi ülkelerini de baştaki bu Vehhabilerden kurtarması için, temizlemesi için bölgede bizim güçlü olmamızı isteyen büyük iş adamları var. Bunlar elinden geldiğince Türkiye'yi destekliyorlar. Ee, ve inşallah göreceksiniz çok kısa bir zaman sonra, belki 5 belki 10 sene içerisinde Türkiye... Belki de dünyada tek söz sahibi bir ülke olacak. Bunu e, bir papaz bile bu düşüncede arkadaşlar. Türkiye'nin yakın zamanda dünyanın en büyük süper gücü olacağını söylüyor. Bunun tek sebebi de Mehdi Aleyhisselam'ın Türklerden çıkacağı, Türklerden ayrılmayacağı ve Türk Türklerin içinde olduğu olduğundan dolayı Türkiye zaten. Kimse çökertemedi, kimse engelleyemedi. Darbeler başarısız oldu. Ondan sonra ekonomik açıdan dolarla yaptırımlar tutmadı. Hep bunlar bu sebepledir. Allah'ın yardımıyla. Şimdi Mehdi Aleyhisselam inşallah bu Suud Krallığı'nı çökertecek arkadaşlar. Bu Mehdi'nin zuhuru için çok büyük bir alamet. Suud Krallığı'nın çökmesi çok büyük bir alamet. İnşallah yakın zamanlarda da bu Muharrem ayı itibariyle de dünya üzerinde birçok şeyin değişeceğini hep birlikte göreceğiz inşallah. Rabbim o güzel günlere hepimizi ulaştırsın diye dua ediyorum. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolardan bildirim almak için de zile tıklayın. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herkese hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun.